Başarıya ulaşamadılar işte. Gazeteler yürüyüş haberlerine itibar etmediler. Gazetelere itibar etmedi ama mahkemede hepsi de tahliye edildi. Böyle mahkeme mi olur? Böyle hakimlik mi olur? Resmen ve alenen hükümetin muhalifleriyle işbirliği yapıyor bu hakimler. Elbette. Ve lakin biz böyle günler için varız. Yavaş yavaş yoluna sokacağız her şeyi. Şuraya küçücük bir fotoğraf koymuşlar. Yürüyüşten. Kendilerini bir alt sanıyorlar ama biz onların ne mal olduklarını çok iyi biliyoruz. Değil mi Hakan kardeş? Bu itibarla sanıkların ordu içindeki bazı ihtilal heveslilerinin teşvikiyle vatanperver yurttaşların hassasiyetlerini ifade ederek hükümete karşı bir ihtilal başlatmak istedikleri ve bu gaye için izinsiz bir yürüyüş tertip ederek ilgili kanuna aykırı hareket ettikleri açıkça ortadadır. Savcının değerlendirmesini dinlediniz. Ne diyeceksiniz? Konuş. Söyleyeceğim tek şey şudur. Burada yargılanan biz değil, Gazi Mustafa Kemal'dir. Burada bütün hakimlik sıfatımı ve ünvanımı bir kenara bırakarak şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de hiçbir mahkemenin Atatürk'ü yargılamaya gücü ve yetkisi yoktur. Tanıkların tahliyesine ve duruşmanın tehirine karar verilmiştir. Ahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Hoş geldin Berri. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Vallahi bu defa da yırttık anne. Yırtmış. Şuna bak. Hadi geçin yukarı, geçin. Ayağına bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. İncindi biraz. Otur şöyle o zaman. Ayakta kalma. Sen de otur Berin. Ben de sizinle otururdum ama çıkmam lazım. Nereye böyle? Gazeteye gideceğim. Gece yarısı. Gazeteciliğin gecesi gündüzüm var oğlum. Merak ettim sizi. Polis yürüyüşü dağıtmış. Birçok öğrenciyi yakalamışlar diye haber aldık. Mahkemeye çıkardılar bizi. Hakim de hepimizi tahliye etti. Mahkemeyi de erteledi. Arkadaşlar yürüyüşe Samsun'da devam ediyorlar. Ama benim ayağım burkulduğu için beni geri gönderdiler. Berin de geldi benimle. Peki, geçmiş olsun. Ben çıkıyorum. Hoşça kalın. Belki dönmem, beni merak etme. Dolapta yemek var. Açsanız yersiniz. Dinlenin biraz, yorulmuşsunuzdur. Fazla kalmayacağız anne. Ben bir telefon konuşması yapacağım. Sonra da Berin'i eve bırakırım. Bana müsaade. Hoşça kalın. Birazdan çıkarız. Tabii kendi içimizde de bazı farklılıklar, tartışmalar oluyor ama neticede her şey önceden planlandığı gibi yürüyor diyebiliriz. Hı-hı. Tamam, görüşürüz. Bu da bitti.
Seni eve bırakırım. ولا واحد يتحرك ولا يقوم من مكانه لفجر القم لو وصلنا مع بعض خطفت الطياره من اجل القضيه الفلسطينيه ارفع ذيك ولا بتوخ ما بيركش مين جحتوش مين جحتوش كل اللي بفكر فيه بفكر فيه العدو كمان ما تنسيش Merhaba. Merhaba. Konuşabilir miyiz biraz? Fazla vaktim yok. Ama ben senin neyi merak ettiğini biliyorum. Otur istersen kısaca anlatayım. Amine ile senin durumun değerlendirildi. Ve boşanmanız uygun görülmedi. Durumun şimdiki gibi devam etmesinde fayda görüyorlar. Ama bu nasıl olur? Buna ne lüzum var? Bu durumu biz sorgulayamayız. Ama ben... Ahmet, karşı mı geleceksin? جوادي المهمة بكرة صبح هتطلع من سفينة من اسطنبول لأثينا Anne. Babaannem seni çalıştığını söyledi. Keşke böyle olmasaydı. Keşke başka şeyler de böyle olmasaydı.
Thank you.